başka bir gün anlattığı gibi. Bir gün Hazreti Peygamber aleyhisselam der ki, size eski milletlerden birini anlatacağım. Eski milletlerden birini anlatacağım. Der ki, bu adam fi sebilillah, Allah yolunda bir şeyler yapmayı arzu etti. Allah yolunda infak etmek istedi. Allah yolunda bir şey harcamak istedi. Sadaka vermek istedi. Bu adam gece karanlığına çıktı. Bir adam gördü. Gitti adama, böyle bir evin oradan geçerken görürken adamın eline böyle para sıkıştırdı. Geçti gitti. Adam da parayı aldı, gireceği eve girmekten vazgeçti çıktı. Sonra sabah olunca münadiler çıkmış, münadiler. Çıkmış demişler ki, bu gece adamın birisi bir hırsıza sadaka vermiş. Adam bunu duyar, sadakayı veren. Bir an düşünür, sonra der ki, yok yok öyle değil. Der ki, ya Rabbi der, hamd ederim sana. Hırsız dahi olsa bana sen bu sadakayı vermeyi nasip ettiğin için sana şükrediyorum. Adam uyur. Ama o sadakayı veren uyumaz. İkinci gün. Bunun derdi var çünkü bir amacı var. Der ki, bugün de sadaka vereceğim. Bugün de Allah için bir şey yapacağım. Bu el Allah için gidecek bugün, bir şeyler yapacak. Bu ayak Allah için yürüyecek bugün. Bu göz bugün Allah için yapılırken bir şeyleri görecek der. Öyledir. Bunu anlatırken Hazreti Peygamber aleyhisselam. Adam gece yola çıkıyor. Bir kadını görüyor. O da bir eve tam gireceği zaman. Kadının şöyle eline para sıkıştırıyor. Al bu parayı diyor, geçip gidiyor. Kadın da gireceği evden vazgeçiyor. Girmiyor. Sabah olunca münadiler diyorlar ki, bugün zinakar bir kadına biri para vermiş derler. Adam bunu duyar. Der, ya Rabbi. Ama der, öyle değil değil. Hamd ederim ya Rabbi sana der. Zinakar bir kadın dahi olsa bana bunu vermeyi nasip ettin sen. Vallahi bu senin bereketindir, senin fazlındır ya Rabbi. Herkes uyur. Üçüncü gün uyku girmiyor adamın gözüne. Bugün de sadaka vereceğim. Bugün de Allah için bir şeyler yapacağım. Teşvik etti yani. Kalp hoşuna gitti ya. Bir rahmeti hissetti ya. Gönlüne bir sekinet indi ya. Allah için bir şeyler vermenin hoşnutluğunu yaşadı ya. Bir daha yapacağım diyecek. Üçüncü gece. Yola çıkar. Gece vakti sokaklarda yürüyor. Adam birini görür. Birileri etrafında böyle. Onu bir yere uğurluyorlar. Tam yanındaki adamlar gider. Koşar koşar gider. Adamın böyle eline cebine para koyar. Kalkar gider. Sadakayı veren. Acayip bir adam. Gece olur. Gündüz vakti münadiler der ki, bu gece zengin bir adama para verilmiş. Sadaka verilmiş. Adam bunu duyar. Gene hamd eder Allah'a. Der ki, ya Rabbi, zengine dahi olsa sadaka benden çıkmasını nasip ettin. Böyle görür. Böyle söyler. Ve ertesi gece bir rüya görür bu adam. Çok dikkatinizi çekin buna. Yüce Allah ona bir rüya gösterir. Rüyada hoş simalı, güzel yüzlü, temiz yüzlü bir adam onun rüyasına gelir. Der ki, sen ilk gün kime sadaka verdin? Der ki, ben fakir birine, hırsız olan birine ben sadaka verdim. Peki der, sen o sadakan ne işe yaradığını sen biliyor musun? Hayır der, ben bilmiyorum, Allah bilir. Evet der, Allah bilir. Kızar biraz böyle. E bana niye kızıyorsun? Evet der, Allah bilir. Bunu bil der. Her şeyi Allah bilir der. Rüyada. Başını yer, tamam der, Allah bilir. Der ki, sen ver sadakayı, ver ver. Allah'ın ayrı böyle hikmetleri vardır. Sen bilemezsin. Sen o sadakayı verirken o adam ne yapıyordu?
Bilmiyorum ki, bir evden içeri girecekti. İşte diyor, oraya hırsızlık yapmaya gidiyordu. Dönemez para verince o adam hırsızlıktan vazgeçti o diyor. Rüyada anlamaya çalış. Ertesi gün sen ne yaptın? Hatırlamaya çalışıyor böyle. Çok kızıyorsun bana diyor. Benim soruma cevap ver diyor adam. Diyor ki, birini gördüm diyor. Bir kadını kapıdan içeri giriyordu böyle. Para sıkıştırdım onun cebine. Peki de sen o kadını tanıyor muydun? Bilmiyorum. Bu kadın zinakar bir kadın. O eve gitmesi gerektiği için gitti. Sen de onun cebine para koyunca o kadın oraya gitmekten vazgeçti. Senin bir sadakan bunlara sebep oldu. Peki de üçüncü gün ne olmuştu diyor. Diyor, bir adamı gördüm, etrafında böyle adamlar falan vardı. Cebine para koydum, kaçtım. Rüyadaki zat güler, der ki o da zengin bir adamdı. Sen onun cebine para koydun. Ve sen ona neyi öğrettin biliyor musun diyor. Neyi? Korkmadan vermeyi. Eksilmeden vermeyi. Allah için vermeyi. Cebimdeki bitecek diye korkmadan harcamayı öğretti. Ve senin o ufak gördüğün o sadakaların var ya, birine hırsızlık etmeyi engel oldu. Birine yanlış yolda yürümemesine bir gece dahi olsa sebep oldu. Ve o zengin de senin o sadakandan dolayı etkilendi. Bütün hırsızları yanına topladı. Onlara para dağıttı. Onlara bu yollardan gitmemesi gerektiğini öğretti. Senin o sadakan var ya, o zina eden o kadını o yoldan temizledi. Ona para verdi. Adam dedi ki, bırak bu işleri. Siz ufak görüyorsunuz bazı amellerinizi. Zaten ufak görmek lazım. Riyaya gitmemek lazım. Kibirlenmemek lazım. Yaparsın yaparsın. Ya Rabbi, ne kadar az yardım ettim ben bu fakirlere, bu garibanlara dersin. Ama Allah'ın katında öyle değildir. Senin, sana ufak görünen bir amelin vardır ki Allah'ın katında bir Uhud dağı kadar büyüktür. Ama sen de bir amel yaptığını düşünürsün. Sanarsın ki büyük adamım ben. Sen hiçbir şey değilsin. Hiçbir şey değilsin. Sen bir kulsun sadece. İnsanlara yardım ettiğinde hakir görme. Yukarıdan bakma. Omzunu kaldırma. Ben efendiyim. Sen bana muhtaçsın deme. Zaman kılıcı o adamı biçmiş. Ha dikkat edesin. O kılıç daha henüz kınına girmemiştir. Mümkündür ki o kılıç bir gün belki seni de biçer. Allah'ın ayrı hikmetleri vardır. Tevazu olan. Allah bize merhamet etsin. Allah bizi sevsin. Ve rahmet etsin. Allah yolunda harcamanın ama verirken Allah için vermenin en güzel örneklerinden biri. Medine'de Hazreti Peygamber'in mescidindeyiz. Sevgi mescidinde, af mescidinde, rahmet mescidinde, ne deseniz deyin adına. Oradayız işte. Mescitten çıkarken Nebi, gelen bir Müslüman Resulullah'a, ya Resulallah, şurada bir ev var. O evde yetim çocuklar vardır. Evin içine sarkan yandaki bahçenin hurmaları vardır. Hurma güzel, bahçe güzel, çocuklar yetim, bir şey alabilecek güçleri yoktur. Allah'ın Resulü, bu çocuklar için, bu yetimler için bir şey yapar mı acep? Yapabilir mi acep? Hazreti Peygamber bir an duraksar. Doğru, mekan Medine, yer Peygamber Mescidi, talep edilen zat Hazreti Nebi, talep eden Müslüman, mağdur iki yetim çocuk. Hazreti Peygamber, kim o bahçenin sahibi? Bir gayrimüslim, Medine vatandaşı bir gayrimüslim. Rica etseniz ondan da şu çocuklara, şu hurmalardan bir şey tattırsa da, göz hakkını verse de giderler. Lakin adam kabul etmez. Cimri mi cimri, eli sıkı mı sıkı, Allah nebisi ne kadar arzu etse de hayır, kapılar kapalı. Sevgi nebisi dönerken mescidine
iki yetimin, garibin problemini halledememenin verdiği bir sıkıntı içinde yüzü hafif gölgeli. Resulullah'ın en büyük özelliği kızdığında belli olurdu, sevindiğinde yüzünde belli olurdu, gizlemezdi, gizleyemezdi. İçi nasılsa dışı öyleydi. İkinci bir dünyası yoktu onun. Açıktı dünyası, insanlarla aynen paylaşırdı. Apaçık bir şekilde, gizlemeden, saklamadan. Nifak yoktu hayatında, iki yüzlük hiç olmadı. Açık ve net. Sonra bir ayet gelecektir. Sıkıntıda olanların, gücü yetemeyenlerin problemini halleden bir ayet. Hallin yolunu gösteren bir ayet. Kim Allah için borç verir? Ayet-i kerime diyordu ki, kim Allah'a borç para verir? İyi bir borç. Allah onun karşılığında çok verecektir ona. Ayet inince, Nebi ayeti okununca, Meşiden çıktığında sahabeden adı çok duyulmamış mütevazi bir insan Ebu Dahda Resulullah'ın yanına gelir. Ya Resulallah, Allah bizden borç mu istiyor der. Borç mu istiyor bizden? Evet der. Peki neyi istiyor ya Resulallah? Allah'ın istediği borç nedir? Allah kimseye muhtaç değil ki. Aslında fakir Allah'ın alan elidir. Allah adına alan eldir. Yetim Allah adına alan eldir. Yetime verirken Allah'a vermiş oluyorsunuz. Der ki Resulullah, fakire yetime verdiğiniz Allah'a verilen borca benzer. Ya Resulallah, ne yapmamı istersiniz? Şurada bir bahçe vardır. O bahçenin etrafında yetimler vardır. Gücü yetmeyenler vardır. Onlar için bir şey yapmak lazım. Ebu Dahda biraz sonra o kapıdadır. Vatandaştan bahçeyi almak ister. Adam bakar ki Ebu Dahda çok talip. Birse 50 ister. Birse 20 ister. Mal kıymete bindi ya. Ebu Dahda döner. Çil çil altınları eline sayar. Yeter ki iki yetim gülümsesin. Yeter ki sıkıntıları düşsün. Yeter ki Resul sevinsin. Yeter ki Rabbim rahmet etsin. Bahçeleri alır. Daha Hazreti Peygamber cemaatten ayrılıp evine doğru giderken Resulullah'ın yanına gelir. Başka bir rivayette 600 hurma bahçe, 600 ağaçlık bahçesini İslam'a adarken, bazı rivayetlerde de bu bahçeyi adarken, demek ki onu da yaptı, onu da yaptı. Resulullah'a dönüyor, ya Resulallah, elini uzatır mısın? Nebi elini uzatıyor. Ebu Dahda tutuyor. Allah adına malımı sana verdim diyor. Allah'a borç verdim. Ya Resulallah, o bahçe yetimlerindir artık. Resul sevinçli, çocuklar sevinçli, gayrimüslim sevinçli, Ebu Dahda sevinçli. Herkesin istediği yerine gelmiştir. Ama dünya bu kadar işte. Dünyanın genişliği, dünyanın geleceği bu kadar işte. Bir müddet sonra, belki birkaç gün sonra, bilemiyoruz. Ama daha Medine'den sevgili Allah'ın Nebisi gitmeden önce haber gider. Bir gün, ya Resulallah, Ebu Dahda vefat etmiştir. Mezar hazırdır. Ebu Dahda mezara gömülecektir. Hazreti Peygamber ayağa kalkar, cemaatle beraber Ebu Dahda'nın mezarlığına doğru yürür. Sevgi sultanı, merhametin mimarı, batıl adına insanı insana kul yapan bütün manevi anlayışları yıkan sevgi elçisi Ebu Dahda'nın mezarına doğru yürür. İşte dünya bu. İşte kazanç bu.
bir batılı filozof bir gün idama giderken, idama gitmiş olan bir insanı görürken eliyle işaret etmişti. İşte yanlış yapan veya işte kaybeden budur diye. Ona göre her ölen kaybetmektedir. Doğru için idama giden kaybetmedi ki kazandı. Değil mi? Hazreti Peygamber döneminde yeryüzünün bütün mekanlarında mazlum olarak dar ağacına gidenler olmadı mı? Öldürülenler olmadı mı? Hepsi kayıp mı etti? Hayır. Hayat felsefesi işte böyle yanlış. Allah için bir şey yapan, samimi Allah için yapan, istismar için değil, hakikat için yapan sonuç ne olursa olsun kazanmıştır. Ölse de, kaybetse de madden kazanmıştır. Felsefemiz bu olmalı, bir şey yapmak. Ebu Dahda bir şey yapıp ölüme gidenlerden. Mekan Medine. Yer Medine mezarlığı. Genç bir adamı gömüyorlar. Mezarın başında, kıyısında Allah'ın Resulü duruyor. Yanında Hazreti Ebubekir gibi ileri gelenler. Herkes suskun. Peygamber düşünceli. Yüzünde derin bir tebessüm var. Bir gülümseme var Resulullah'ın. Sahabi gülümserken peygamber niye gülümsediğini iyi anlar. Ya Resul diyorlardı. Ne oldu? Ebu Dahda'yı gömerken biz, ya Resulallah, siz gülümsüyordunuz, ne vardı? Allah'ın Resulü dönüyordu. Unutulmayacak o sözü söylüyordu. Ebu Dahda demin mezara gömerken siz, baktım. Daha mezara konur konmaz cennetten hurmaların onun önüne geldiğini gördüm. Cennetteki hurmalar onu gölgeliyordu. Eskiler derlerdi ki el cezâ'u min cinsil amel. Yani ne yapmışsanız karşılığı o cinsten, o türdendir. Ebu Dahda Allah için hurmaları bağışladı. Allah o daha mezara girerken hurmalıkları gönderdi. Kul unutur, Allah unutmaz. Kul unutur, Allah mühlet verir. Hiç unutmaz, o defterde hep kalır. Sanmayın ki Allah bilmiyor. Sanmayın ki görmüyor. Yemin ederim ki yer altındaki böceği idare eden de o, güneşi idare eden de o. Unutmaz o. Ama mühlet verir, zaman verir, kredi verir, dönesin diye. Çıkış kapısı verir, tövbe etmeyi bilesin diye. Ya Rab, olamazsak da Ebu Dahda gibilerden, sevenlerden eyle bizleri. İndi ya, Allah için bir şeyler vermenin hoşnutluğunu yaşadı ya, bir daha yapacağım diyecek. Üçüncü gece, yola çıkar, gece vakti sokaklarda yürüyor, adam birini görür. Birileri etrafında böyle, onu bir yere uğurluyorlar. Tam yanındaki adamlar gider, koşar koşar gider, adamın böyle eline cebine para koyar. Kalkar gider, sadakayı veren. Acayip bir adam. Gece olur, gündüz vakti münadiler der ki, bu gece zengin bir adama para verilmiş, sadaka verilmiş. Adam bunu duyar, gene hamd eder Allah'a. Der ki ya Rabbi, zengine dahi olsa sadaka benden çıkmasını nasip ettin. Böyle görür, böyle söyler. Ve ertesi gece bir rüya görür bu adam. Çok dikkatinizi çekin buna. Yüce Allah ona bir rüya gösterir. Rüyada hoş simalı, güzel yüzlü, temiz yüzlü bir adam onun rüyasına gelir. Der ki, sen ilk gün kime sadaka verdin? Der ki, ben fakir birine, hırsız olan birine ben sadaka verdim. Peki der, sen o sadakanın ne işe yaradığını sen biliyor musun? Hayır der, ben bilmiyorum, Allah bilir. Evet der, Allah bilir.
kızar biraz böyle. E bana niye kızıyorsun? Evet der, Allah bilir. Bunu bil der. Her şeyi Allah bilir der. Rüyada. Başını yer, tamam der, Allah bilir. Der ki sen ver sadakayı, ver ver. Allah'ın ayrı böyle hikmetleri vardır. Sen bilemezsin. Sen o sadakayı verirken o adam ne yapıyordu? Bilmiyorum ki, bir evden içeri girecekti. İşte diyor, oraya hırsızlık yapmaya gidiyordu. Sen ona para verince o adam hırsızlıktan vazgeçti o diyor. Rüyada anlamaya çalış. Ertesi gün sen ne yaptın? Hatırlamaya çalışıyor böyle. Çok kızıyorsun bana diyor. Benim soruma cevap ver diyor adam. Diyor ki birini gördüm diyor. Bir kadını kapıdan içeri giriyordu böyle. Para sıkıştırdım onun cebine. Peki de sen o kadını tanıyor muydun? Bilmiyorum. Bu kadın zinakar bir kadındı. O eve gitmesi gerektiği için gitti. Sen de onun cebine para koyunca o kadın oraya gitmekten vazgeçti. Senin bir sadakan bunlara sebep oldu. Peki de üçüncü gün ne olmuştu diyor. Diyor, bir adamı gördüm, etrafında böyle adamlar falan vardı. Cebine para koydum, kaçtım. Rüyadaki zat güler, der ki o da zengin bir adamdı. Ben borca benzer. Ya Resulallah, ne yapmamı istersiniz? Şurada bir bahçe vardır. O bahçenin etrafında yetimler vardır. Gücü yetmeyenler vardır. Onlar için bir şey yapmak lazım. Ebu Dah da biraz sonra o kapıdadır. Vatandaştan bahçeyi almak ister. Adam bakar ki Ebu Dah da çok talip. Birse 50 ister. Birse 20 ister. Mal kıymete bindi ya. Ebu Dah da döner. Çil çil altınları eline sayar. Yeter ki iki yetim gülümsesin. Yeter ki sıkıntıları düşsün. Yeter ki Resul sevinsin. Yeter ki Rabbim rahmet etsin. Bahçeleri alır. Daha Hazreti Peygamber cemaatten ayrılıp evine doğru giderken Resulullah'ın yanına gelir. Başka bir rivayette 600 hurma bahç, 600 ağaçlık bahçesini İslam'a adarken, bazı rivayetlerde de bu bahçeyi adarken, demek ki onu da yaptı, onu da yaptı. Resulullah'a dönüyor, ya Resulallah elini uzatır mısın? Nebi elini uzatıyor. Ebu Dah da tutuyor. Allah adına malımı sana verdim diyor. Allah'a borç verdim. Ya Resulallah, o bahçe yetimlerindir artık. Resul sevinçli, çocuklar sevinçli, gayrimüslim sevinçli, Ebu Dah da sevinçli. Herkesin istediği yerine gelmiştir. Ama dünya bu kadar işte. Dünyanın genişliği, dünyanın geleceği bu kadar işte. Bir müddet sonra, belki birkaç gün sonra, bilemiyoruz. Ama daha Medine'den sevgili Allah'ın Nebisi gitmeden önce haber gider. Bir gün ya Resulallah, Ebu Dah da vefat etmiştir. Mezar hazırdır. Ebu Dah da mezara gömülecektir. Hazreti Peygamber ayağa kalkar, cemaatle beraber Ebu Dah da'nın mezarlığına doğru yürür. Sevgi sultanı, merhametin mimarı, batıl adına insanı insana kul yapan, bütün manevi anlayışları yıkan sevgi elçisi Ebu Dah da'nın mezarına. Sen onun cebine para koydun ve sen ona neyi öğrettin biliyor musun diyor. Neyi? Korkmadan vermeyi, eksilmeden vermeyi, Allah için vermeyi, cebimdeki bitecek diye korkmadan harcamayı öğretti. Ve senin o ufak gördüğün o sadakaların var ya, birine hırsızlık etmeyi engel oldu. Birine yanlış yolda yürümemesine bir gece dahi olsa sebep oldu. Ve o zengin de senin o sadakandan dolayı etkilendi. Bütün hırsızları yanına topladı, onlara para dağıttı. Onlara bu yollardan gitmemesi gerektiğini öğretti. Senin o sadakan var ya,
o zina eden o kadını o yoldan temizledi. Ona para verdi. Adam dedi ki bırak bu işleri. Siz ufak görüyorsunuz bazı amellerinizi. Zaten ufak görmek lazım. Riyaya gitmemek lazım. Kibirlenmemek lazım. Yaparsın yaparsın ya Rabbi ne kadar az yardım ettim ben bu fakirlere, bu garibanlara dersin. Ama Allah'ın katında öyle değildir. Senin, sana ufak görünen bir amelin vardır ki Allah'ın katında bir Uhud dağı kadar büyüktür. Ama sen de bir amel yaptığını düşünürsün. Sanarsın ki büyük adamım ben. Sen hiçbir şey değilsin. Hiçbir şey değilsin. Sen bir kulsun sadece. İnsanlara yardım ettiğinde hakir görme. Yukarıdan bakma. Omzunu kaldırma. Ben efendiyim. Sen bana muhtaçsın deme. Zaman kılıcı o adamı biçmiş. Ha dikkat edesin. O kılıç daha henüz kınına girmemiştir. Mümkündür ki o kılıç bir gün belki seni de biçer. Allah'ın ayrı hikmetleri vardır. Tevazu olan. Allah bize merhamet etsin. Allah bizi sevsin. Ve rahmet etsin. Allah yolunda harcamanın ama verirken Allah için vermenin en güzel örneklerinden biri. Medine'de Hazreti Peygamber'in mescidindeyiz. Sevgi mescidinde, af mescidinde, rahmet mescidinde, ne deseniz deyin adına. Oradayız işte. Mescitten çıkarken Nebi gelen bir Müslüman Resulullah'a, ya Resulallah, şurada bir ev var. O evde yetim çocuklar vardır. Evin içine sarkan yandaki bahçenin hurmaları vardır. Hurma güzel, bahçe güzel. Çocuklar yetim, bir şey alabilecek güçleri yoktur. Allah'ın Resulü, bu çocuklar için, bu yetimler için bir şey yapar mı acep? Yapabilir mi acep? Hazreti Peygamber bir an duraksar. Doğru, mekan Medine. Yer Peygamber Mescidi. Talep edilen zat Hazreti Nebi. Talep eden Müslüman. Mağdur iki yetim çocuk. Hazreti Peygamber, kim o bahçenin sahibi? Bir gayrimüslim. Medine vatandaşı bir gayrimüslim. Rica etseniz ondan da şu çocuklara şu hurmalardan bir şey tattırsa da, göz hakkını verse de giderler. Lakin adam kabul etmez. Cimri mi cimri, eli sıkı mı sıkı, Allah nebisi ne kadar arzu etse de hayır, kapılar kapalı. Sevgi nebisi dönerken mescidine iki yetimin, garibin problemini halledememenin verdiği bir sıkıntı içinde yüzü hafif gölgeli. Resulullah'ın en büyük özelliği kızdığında belli olurdu, sevindiğinde yüzünde belli olurdu, gizlemezdi, gizleyemezdi. İçi nasılsa dışı öyleydi. İkinci bir dünyası yoktu onun. Açıktı dünyası, insanlarla aynen paylaşırdı. Apaçık bir şekilde, gizlemeden, saklamadan. Nifak yoktu hayatında, iki yüzlük hiç olmadı. Açık ve net. Sonra bir ayet gelecektir. Sıkıntıda olanların, gücü yetemeyenlerin problemini halleden bir ayet. Hallin yolunu gösteren bir ayet. Kim Allah için borç verir? Ayet-i kerime diyordu ki, kim Allah'a borç para verir? İyi bir borç. Allah onun karşılığında çok verecektir ona. Ayet inince, Nebi ayeti okununca, mescidden çıktığında sahabeden adı çok duyulmamış mütevazi bir insan Ebu Dahda Resulullah'ın yanına gelir. Ya Resulallah, Allah bizden borç mu istiyor der. Borç mu istiyor bizden? Evet der. Peki neyi istiyor ya Resulallah? Allah'ın istediği borç nedir? Allah kimseye muhtaç değil ki. Aslında
Fakir Allah'ın alan elidir. Allah adına alan eldir. Yetim Allah adına alan eldir. Yetime verirken Allah'a vermiş oluyorsunuz. Der ki Resulullah, fakire yetime verdiniz, Allah'a verilen. Tıpkı başka bir gün anlattığı gibi, bir gün Hazreti Peygamber aleyhisselam der ki, size eski milletlerden birini anlatacağım. Eski milletlerden birini anlatacağım. Der ki bu adam fi sebilillah, Allah yolunda bir şeyler yapmayı arzu etti. Allah yolunda infak etmek istedi. Allah yolunda bir şey harcamak istedi. Sadaka vermek istedi. Bu adam gece karanlığına çıktı. Bir adam gördü. Gitti adama, böyle bir evin oradan geçerken görürken adamın eline böyle para sıkıştırdı. Geçti gitti. Adam da parayı aldı, gireceği eve girmekten vazgeçti çıktı. Sonra sabah olunca münadiler çıkmış, münadiler. Çıkmış demişler ki bu gece adamın birisi bir hırsıza sadaka vermiş. Adam bunu duyar, sadakayı veren. Bir an düşünür, sonra der ki yok yok öyle değil. Der ki ya Rabbi der, hamd ederim sana. Hırsız dahi olsa bana sen bu sadakayı vermeyi nasip ettiğin için sana şükrediyorum. Adam uyur. Ama o sadakayı veren uyumaz. İkinci gün. Bunun derdi var çünkü bir amacı var. Der ki bugün de sadaka vereceğim. Bugün de Allah için bir şey yapacağım. Bu el Allah için gidecek bugün, bir şeyler yapacak. Bu ayak Allah için yürüyecek bugün. Bu göz bugün Allah için yapılırken bir şeyleri görecek der. Öyledir. Bunu anlatırken Hazreti Peygamber aleyhisselam. Adam gece yola çıkıyor. Bir kadını görüyor. O da bir eve tam gireceği zaman. Kadının şöyle eline para sıkıştırıyor. Al bu parayı diyor, geçip gidiyor. Kadın da gireceği evden vazgeçiyor. Girmiyor. Sabah olunca münadiler diyorlar ki bugün zinakar bir kadına biri para vermiş derler. Adam bunu duyar. Der ya Rabbi. Ama der öyle değil değil. Hamd ederim ya Rabbi sana der. Zinakar bir kadın dahi olsa bana bunu vermeyi nasip ettin sen. Vallahi bu senin bereketindir, senin fazlındır ya Rabbi. Herkes uyur. Üçüncü gün uyku girmiyor adamın gözüne. Bugün de sadaka vereceğim. Bugün de Allah için bir şeyler yapacağım. Teşvik etti yani. Kalp hoşuna gitti ya. Bir rahmeti hissetti ya. Gönlüne bir sekinet.